Merhabalar değerli arkadaşlar. 2019 Eylül TUS birincisi Doktor Burak Dalkan'la birlikteyiz. Hoş geldin Burak'cığım. Hoş bulduk. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. 6 ay öncesinde seninle burada TUS ikinciliği için röportaj yapmıştık. Şimdi birinci oldun. Neler hissediyorsun? Tabii ki birinci olmak beni çok mutlu etti. İkinciliğin üzerimize bir baskı vardı yine. Evet, psikolojik bir baskı vardı. Bunu atlatıp derecemi daha ileriye taşımak çok mutlu etti. Evet, tebrik ediyoruz. Bu arada seni kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Burak Dalkıran, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce mezunuyum. Evet. Sivaslıyım. Evet. Peki, kaç net, kaç puan? Temelden 105.25 netim vardı. Klinikten 106.5. Temel puanım 80.828, klinik puanım 80.780. Evet. Bir önceki TUS'la kıyaslayalım şöyle bir. Bir önceki TUS'ta kaç netin vardı? O TUS'ta 198.5 netim vardı. Bunda 200? Bunda 211.75. 11.75. Kaç puandı bir önceki TUS? Temel puanım 79.248. Evet. Klinik puanım da 78.627. Evet. Peki nereyi tercih etmeyi düşünüyorsun? Hacettepe Üniversitesi dahiliye bölümünü veya radyoloji bölümünü düşünüyorum şimdi. Dahiliye ya da radyoloji. Ama cerrahilerde düşünelim. Şu an daha karar vermedim tam evet, olarak. Evet, olabilir. Evet, mutlu olacağın yerde ol diyoruz bütün arkadaşlarımız için. Tamam. Peki TUS çalışmaya ne zaman başladı? TUS çalışmaya dönem 5'in başında dershaneyle birlikte başladım. Evet. Peki hangi kaynaklardan çalıştın? Kaynaklarım Data'nın kendi bize dağıttığı notlardı. Dershanede işlediğimiz konuları hafta işte aynı kaynaklardan tekrar ederek. Tekrar ettim. Bu süre içerisinde nasıl bir çalışma programıyla, nasıl bir çalışma sistemiyle çalıştın? Dönem 5'te dershanede işlediğimiz konuyu hafta içi tekrar edip arkasından tüm sorularını çözüyordum. Evet. İşlenen konularda. 5'te kaç tekrar attın? Bir de onu soralım. 5'te bir tekrar yaptım. Evet. Bir tekrar yaptım. Evet. Ama beraberinde tüm sorularını da çözdüm. Çözdün. Evet. Bu şekilde dönem 5'i. Sonra internlüğünde nasıl bir sistemle çalıştın? İnternlükte de yine aynı sisteme devam ettim. Tekrarımı yaptım. Evet. Tüm sorularını çözdüm. Evet. Bunun yanında dershanenin diğer kaynaklarını da çözmeye çalıştım. Çalışma sorularını. Evet. Peki TUS sorularını bu süre içerisinde kaç defa çözdün? Dönem 5'te bir kere çözdüm. Dönem 6'da da iki kere çözdüm tüm TUS sorularını. Evet, toplamda 3 defa. Toplamda 3 kere çözdüm. Toplamda kaç tekrar yapmış oldun? Toplamda 6 tekrar yaptım. 6 tekrar yaptım. Peki bu süre içerisinde denemelere girdin mi? Nasıl değerlendirdin? Denemelerle ilgili neler söylemek istersin? Denemelere dönem 5'in ilk denemesine itibaren hep girdim. Oralarda yanlışlarımı gördüm. Evet. Onlara yönelik çalışmalarımı yaptım. Aynı zamanda yanlış yaptığım soruları unutmama konusunda denemeler yardımcı oldu. Evet. Çünkü zor soruları yanlış yaptığımızda evet. Genelde işte denemeler olduğu için aklımızda kalıyordu. Denemeler yönlendiriyor. Evet, denemeler o konuda yönlendiriyor. Evet. Bütün denemelere girdiğini biliyorum zaten. Evet. Peki bu dönem hazırlanan arkadaşlarımıza neler önerirsin? Şimdi öncelikle dönem 5'te çok tekrar yapacağım diye kendilerini yormasınlar. Dershaneyle birlikte bir kere konuları bitirip beraberinde bir kere tüm sorularını çözsünler. Evet. Vakitleri kalırsa tabii ki çalışma soruları çözmeye çalışsınlar. Evet. Dönem 6'da tekrarlarla birlikte yine tüm sorularına devam etsinler. Çalışma soruları çözsünler. Özellikle vaka soruları bence çok yararlıydı, onları çözsünler. Bunun dışında belli bir aşamaya geldikten sonra klinisyen, UTS ve YUDUS sorularını çözmeye geçebilirler. Ama öncesinde kendilerini geliştirecek, zor olmayan çalışma soruları ve vaka sorularına devam etsinler. Desteklesinler. Peki. Evet, peki son olarak neler söylemek istersin? Teşekkürlerimi göndermek istiyorum. Anneme, babama, kardeşlerime, Hacettepe'deki ve Sivas'taki tüm arkadaşlarıma, Hacettepe hocalarıma, Ankara TUS'ta ailesi ve TUS'ta hocalarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim.